Kimse yok. Ama evet arkadaşlar, pastacılığından önce arabayı iyi temizlemek lazım. Şimdi burada bazı lekeler var, onları göstereceğim size. Şimdi ağaçtan akan bazı böyle nokta nokta lekeler var. Şuraya yakınlaştırayım, daha iyi görebilirsiniz. Bakın nokta nokta, benek benek. Şimdi böyle bu noktalardan kurtulmak için çok yumuşak saplı bir fırça almayın. Fırça orta derece olsun, yani ne çok sert ne de çok yumuşak, yoksa bunun üstündeki lekeyi çıkarmıyor. Arabamızı ilk önce güzel yıkayacağız, daha sonra da pasta cilasını yapacağız. Arkadaşlar, bu arabanın pasta ciladan önce ve yıkanmadan önceki hali şöyle göstereyim. Bakın her tarafta nokta nokta lekeler var. Arabanın her tarafında. Ağacın üzerinden akmış, çam ağacından. Şimdi bunları çıkaracağız, ondan sonra pastacılığa yapacağız. Tabii ilk önce yıkayacağız güzelce.
Thank you.
Karanlıkta göremeyiz. Olmadı yani. Videoyu çektim. Öyle mi? Ver salla. Hayır lan. Bura mı? Şimdi iyice temizleyeyim ki şu pislikleri gitsin. Pastacılığa yapacağım. Abi olmaz. Şimdi çıkarsan ikinci kapıda. Bu suyu koruyor yani. Şey yapacağım. Temiz suyla arkadan geçeceğim. Şimdi bak suyu dök. Benim yeberden öyle silin. Aynen aynen. Bu gece bir kirini atın hep sonra temiz suyla gideceğim. Üstüne de o sıra beza sil. Ancak aynen aynen beza sil. Benim bile bir makineye gidiyor şurada ya. Dün akşam bir haberim. Ne var? Hadi kolay gelsin. Sağ olasın abi. Thank you.
Arkadaşlar, arabamızı yıkadık. Ortadan da şeridimizi çektik. Bakacağız pastacıyla yaptıktan sonra parlama var mı? Güzelce arabamızı yıkadık arkadaşlar. Şu şekilde. 2011 Hyundai Accent arkadaşlar. 2018'de almıştım bunu. 2 senedir, 3 senedir biniyoruz buna. Böyle yavaştan hafif bir, çok az da olsa solmalar var. Pasta cilayla bu solmaları gidereceğiz inşallah. Şimdi bakacağız. Pasta cila yaptıktan sonra karşılaştıracağız arkadaşlar. Başlayacağız pastacılar. Kimseden aldığımız 1 TL'ye sünger arkadaşlar. Yumuşak sünger. Arkadaşlar, kimseden aldığımız 33 liraya pasta kutulu, bakın pasta çizik giderici 33 lira arkadaşlar, 250 gram. Bunu yedire yedire yapacağız şimdi. Yine aynı kutuda arkadaşlar, bakın yine kimseden aldığımız, Ankara'da oturanları bilir kimseyi, cila kutulu 33 lira. Deneyeceğiz. Çalışan arkadaş 5 yıldır bunu satıyorum, şikayet yok dedi. Deneyeceğiz bakalım etkili bir ürün mü? Bu kanalda her şeyi en ucuz şekilde halletmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bakalım deneyeceğiz. İlk önce pastamızı alacağız. Daha sonra da cilamızı. Açıyoruz arkadaşlar. Evet, açtık. Bakın içine, bakın. Pembemsi. Biraz. Şimdi bunu yedire yedire yapacağız arkadaşlar.
arkadaşlar, işlemeye başlıyoruz. Yedir, yedir, yedir. Bir koku var. Yani hasta şey boya gibi kokuyor. Elle yaptığımız için gerçekten yormaya başladı bile. Yüzeyden de güzel biri temizledik arabamızı. Ne yaptı? Kasayı da attın. Ben de attım bak. İyi yapıyorsun. Ne yapayım? Ben anlıyorum kasayı. Yok bu deniyormuş da bakalım yapabiliyor muyum diye. Doğru ama burun yoruldu ya daha ilk dakika oldu. Arkadaşlar yok mu? Hadi ne olsun. Arkadaşlar var mı ya? Neyse onu da bakalım demek ki deneyim. Arkadaşlar var. Arkadaşlar var. Arkadaşlar var. Gördüğünüzde bakın böyle bir renk alıyor. Şimdi bunu yapacağız. Ahmet pembe renkte çıktı bu. He? Pembe renkte çıktı. Neymiş o acaba? Hasta. Terledim bir Ahmetçim ya. Neden iyiymiş lan? Var mı lan? Maalesef canım. Şimdi dünya yalan. Lan niye yalan atayım? Ya? Yalancı adam. Ahmet bunu ıslatacağız değil mi? Değil. Yok ben ıslatmam. Kir çıktıkça ıslat öylesi dediydi. Kim dedi? Şey, Çetin. Ne kir çıktı? Arabanın içeri. Kasayı sürüyorsun lan.
sünger mi aldın? He. 1 lira. Kimse de. Kendi süngeri var da küçük. Marka da süngeri. Bir ben şuna baktım da arabada bir sürü var. Ha da süngeri. Aynen. Buralardan sonra şey yapacağım. Boca süreceğim. Sonra da mı yaptın? Yok, yani aldığımda öyleydi, beyazdı, rengi attır. Boyamışlar. Video çekiyorum, el sallam. Konuşmayı istiyor musun? Silme yok abi. Vallahi bunu o kadarın oradan konuşur mu? Silme yok abi. Güzel, yedi günüm zahmet. Pasta yediriyor zahmet günler. Aynen onlar biraz geliyor Ahmet ya, o taş izleri olduğu için. Yani yoksa bak, bunun daha yedirecek şeyi kalmadı bak. Şu 5 uçağı aldıydım, 4 harcam işte 40 süre geldi. Ya hadi sen. Sevecen Ahmet. Yaptığını sevecen Ahmet. Şimdi pastayı çekeceğim Ahmet. Yapıldı da bu videonu. He? E sen sürme ne şimdi, ne sürdün sen? Pasta sürme mi? He, pasta sürdüm. Tam ne sürecim bir de? Bir de. Bunu yeni kaçırmışız. Daha pasta sürmeye gerek yok bunun. Değil mi? Bayağı şey yapmış da işte o sürülerin olduğu yerler de değil. Bunları da yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Daha sürmeye gerek yok yeterli. Bunu iyice yedirdiysen. Aynen iyice yedirdim. Yedi. Doydu bile. Bu da yemeğe şimdi. Bu da yemeğe fazla kaçırdı Ahmet. Sen sadece kaputtan mı başladın? Evet, buraya yapacağım. Ha çekiyor mu? Ha çekiyor. Onu da atacağım. Atacağım tabi abi, videoyu çekiyor. Boşluğunu çekiyor videoyu. Atmayı falan alacağız abi. Paralar gelsin, paralar. Evet arkadaşlar. Pastamızı attık. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar şurada bakın taş izleri var. Pasta buraları kapattı. Üstünden cila ile gideceğiz. Bandın sol tarafı yaptığımız yer arkadaşlar. Şimdi cilayı atacağız. Bir bakalım nasıl oluyor. Şey kayıtta şu an. Yapacağım yapacağım. Öyle dur. Şimdi bunu da diğer süngerle yapalım değil mi Ahmet? Evet. 3 sünger aldık. Aslında o süngerleri de yıkamaya da gidiyorlar. He? Arabayı yıkamıyor mu? He, çok ince ya bu, bir iki silmede gider. Gitti bile şu. Öbürünü belki çıkarmaz. Yan tarafı. Bunu da yarım yeri yaptım hadi. He, yarım yeri belki çıkarmaz bile. Bak içinden çıkan sünger de bu. Bunun aynısı, yuvarlağını kesmişler.
önce üstünü bir sil. He? Temiz üzerinde üstünü sil. Şimdi sileyim mi? Neden? Hastalığı ya. Çocuk kaçtığında seni al. Tamam. Çocuk gösteriniz değil mi? Kebimler al. Şurada. Bu tane de benim sınırları bekliyorum. Ahmet şu dediğinde. Değil mi böyle? Bir de yeşil. Evet arkadaşlar, cilamıza bakıyoruz. Bu da haki yeşil. Görüyorsunuz. Şimdi Ahmetciğim de temiz bir bezle pasta yaptığımız yeri siliyor şu an. Şimdi cila yapacağız arkadaşlar. Süngerler çok kaliteli değil. Bir kaput da hemen gitti. Yedek sünger almıştık, onunla yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar, az az alıp yapıyoruz. Yoksa arabanın üstünde sırılır. Evet, pastamızı yaptık. Şimdi cilaya geçiyoruz arkadaşlar. Cila pastaya göre biraz daha yumuşak. Evet. Yani koyuluk olarak yarı yarıya diyebilirim arkadaşlar. Ahmet, bunu böyle yaptığımızda ne oluyor? Boyayı koruyoruz, değil mi? Arkadaşlar, bu işlemde makineyle yapıyorlar, biz elle yapıyoruz. Arabanın rengi çok solmamıştı. Ben ona rağmen yine koruyucu olarak pasta cila atıyorum. Önlemi alıyorum ama bu işlemi makineyle yapıyorlar. Ve tahminen 2 saat falan yapıyorlar. Bizim arabamız çok solmadığı için arkadaşlar, pastayı da cilayı da az sürdük. O yüzden normalde bu işlem makineyle 2 saat yapıyorlar. Bu işlemi elle yapan, bir gün boyunca yapan arkadaşlar var. Aklınızda bulunsun. Eğer arabanın rengi çok solduysa bir gün boyunca uğraşmanız lazım pasta cilaya. İyi sonuç elde etmek istiyorsanız. Şu an bu yaptığımız işlem arkadaşlar profesyonel olarak dışarıda yaptırmaya kalktığınızda tanıdık 300 lira fiyat çekti. Biz o 300 liraya 3 gün çalışıyoruz. Eğer biraz yeteneğiniz varsa bu işlemi kendiniz yapabilirsiniz. Evet muhterem abi, gel, hoş geldin. Kamerada görelim, el salla abi. YouTube kanalımızı açacağız, Solgosu. Herkes hoş abone bulduk. Olsun arkadaşlar. Kolay gelsin. Muhterem abi, pastayı attık, cila atıyoruz şimdi. Farkı göreceğiz. Evet. Hadi. Çok bir şey fark etmeyecek galiba. Değil mi Ahmet? İşinize nasip olsun, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Eyvallah, eyvallah. Farkındayım. Çok şeyden feragat ediyorsun, sağ ol. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Eyvallah. Ölümüne konu sağ ol. Sağ ol. Muhterem abi. Pastayı attık, cilayı da attık. Şöyle ikiye böldüm. Evet. Ama yani arabanın rengi çok solmadığı için çok derinlemesine girmedi mi de biliyorsun. Kol dayanmaz bu işlemi. Makine lazım. Makine lazım da. Ben aradaki farkı görüyorum zaten. Görüyor musun? Nasıl? Parladın biraz. Kazası var. Nerede? Bizde bir şey var mı? Demir düşmüş. Demir. Arı var ya. Geçmiş olsun. Demir. Bir şey var mı? Bugün geldi. Burada mı? Yok, tesadüf.
Bakın ambulans var. O satılıp silinmez mi? Evet. Hoş değil. Aynen. Evet arkadaşlar, en ucuz malzeme ile en iyi sonucu elde etmeye çalışıyoruz bu kanalda. Her şey pahalı günümüzde. Ahmetciğim de güzel yedirdi gerçekten cilayı. Bak Ahmet yapınca gerçekten bir konu evet, daha açtı. Biz de yiyoruz. Ahmet bu işi biliyor, daha önce yapmıştı. Ucuz maliyette. Ucuz maliyette arkadaşlar. Bizde çöp atacak para yok. Hepimiz işçi adamlarız. Hepimiz garibanız. Evet. Dışarıya para vereceğimize kendimiz yaparız. YouTube'da videolar izleyerek yapıyoruz arkadaşlar. Lütfen. Cilamızın arkasından siliyoruz. Evet. Cilamızın arkasına temiz bir bezle siliyoruz arkadaşlar. Ama hakikaten fark etti ha. Arkadaşlar dediğim gibi arabanın rengi çok soluksa bir gün uğraşan arkadaşlar var. Çok soluk olmadığı için ben 10'ar 15'er dakikadan yapıyorum. İnşallah size de faydalı olur bu bilgi. Siz de kendiniz yaparsınız. Aynen abi, onu aldığımda vardı. Beyazı rengatmaya başladı işte. Şurada normalde yoktu. Beyaza boyamış, sonradan çıktı. Ahmet hakikaten iyi parladı ama. Şey, adını sen de iyi ver. Anadaki şeyle farkı. Yapacağım. Böyle kendine bize farkı. Evet. Böyle elimizde. Oo. Evet. Burada yan taraf. Bak kayganlık hissi gelmiş arkadaşlar. Bu YouTube'da fıs fıs sıkıp hani kayıyor. Aynı bu da onun gibi. Gerçekten kayganlık hissi gelmiş. Bak buraya bakıyorum. Pütür pütür. Pütür pütür kayganlık hissi yok burada. Bakalım deneyelim. Hemen deneyelim abi. Evet bak kayıyor. Bakıyoruz kaymıyor. Arkadaşlar testini yaptık. Ahmetciğimle denedik. Bak görüyorsun. Kaymıyor. Arkadaşlar bunun maliyeti 65 liraya mal oldu, 66 liraya. 250'şer gramdan pastacıyla. Kimsa'da satılıyor, Ankara'da olan arkadaşlar. Batıkent Kimsa'dan aldım. Alın deneyin. Şimdi arkadaşlar aradaki farka bakacağız. Yakın çekim istersen. Evet. Çek çek. Çek Ahmet. Evet bakın arkadaşlar, çizgimiz de belli hala. Bak. Burası daha parlak. Burası daha soluk arkadaşlar. Görüyorsunuz aradaki farkı. Demek ki ucuz malzemeyle de yine araba parlatılabiliyor. Malzemeleri çekin lan. Attığım iki katta değil de Ahmet'in son vurduğu kat gerçekten maya parlattı abi. O işçilik de biraz. İşçilik de. Biraz da kuvvetle alakalı. Vurdu, gol oldu. Cazibe ve dayanamadı, bayıldı. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Aa. Pastacıyla. Sizin video mu çekiyor? Aynen kardeş. Video bizim işimiz. Ahmet bize bana lazım ya pastacıyla sırtıma. Araban yok da sana mı atacağız? Ahmet sünger var istersen daha. Yok hocam. Arkadaşlar Ahmetciğim güzelce atıyor. Sana. Efendim abi. Gelir misin? Evet. Güneşten çekin. Şuraya tutar mısın? Evet. Bak. Evet. Hasta olan yer ve olmayan yer. Evet. Ne kadar belli olur. Aynen. Net olarak.
Evet. Kantin olduğu yer. Aynen. Ha, al, al. Tamam. Yeni mi yeni? Cumart. Sağ olasın. Şükrü abi, ne yapıyorsun? Burada çekim mi yapıyor? Çekim yapıyoruz abi ya. Pasta cila atıyoruz. Gel Ahmet'im. Ahmet üslubuyla geldi. Çeviriyoruz Ahmet'i. Arkadaşlarımıza diğer tavsiye edebileceğimiz pasta. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne kadar da Ahmet bu? 80. Arkadaşlar bu da bir üst model. Sarp pasta cila. Bu da 80 TL. Silikonluymuş. Almak isteyenler bundan da alabilir. Rostim'de. Fatih Boya. Uzayçağ Caddesi 51. Ahmet artık bunları yapa yapa ustalaştı. Ben daha ilk defa yapıyorum. Evet. Üstüyle daha iyi oluyor Ahmet. Aynen. Ama gününüzü alıyor. Evet. Aracınızı önem veriyorsanız verdiğiniz gün sürecinin önemi yok. Yavaş yavaş yapıyorsun yani Ahmet. Aynen. Gidip de 300-400 lira pasajlara vermektense 100 liraya 110 liraya malzemeyi alıp kendiniz yapabilirsiniz. Artı 2-3 pastacıyla alıp daha malzeme kalıyor arkadaşlar. Biz bir deneme çekimi yapalım dedik ön kaporta için. Baktık tutuyor, uzun gidiyor. Diğer tarafları da yapacağız arkadaşlar daha sonra. Gerçekten makine gibi arkadaşlar. Ahmet iyi yedirdi pastayı. Evet. Gerçekten fayda. Biraz emek istiyor ama. Evet. Biraz da güç istiyor arkadaşlar. Bu işlemi yaparken kas arkadaşlarınızı yanınıza çağırın lütfen. Bari salonlarında çalışanlar var. Sen şu arkada Türk söyleyen arkadaşları sansürleyelim. Kimsenin kulak zevkine zarar vermeyelim. Arkadaşlarının gym center'da ağırlık çalışacağına gelsin pasta cila yap. Evet, pasta cila. Kerem abi. Lütfen konuşmalarınıza dikkat edelim. Evet, bizde de yine Badi'ye giden bir Tolga diye arkadaşımız var. Badi'ye gideceğine böyle pasta cila yapabilir. Buradan ona sesleniyorum. Her gün gelip böyle böyle kaslarını göstereyim. Gel koçum burada göstersin. Bak Ahmet'e. Adam badiye gitmiyor ama 10 yıllık usta gibi çıkardı. Arkadaşımızın parası çok. Sen onu karıştırma. Biz garibanız. Ahmet ya bu şey değil mi? Makine gibi çıktı ha. Hakikaten, maşallah ya lan. Maşallah nazar değmesin. Şuradan bakınca yani gerçekten gel bak. Ahmet. Şuradan bak kardeşim ya. Tam benim yaptığım yerim senin yaptığın yerim öyle. Hacı benim yaptığım yer şimdi daha ışıl ışıl oldu. Kardeşim şimdi biz ilk defa yaptık şimdi yani. Aynen. Evet arkadaşlar şu an bakıyoruz. Bak. Bak nasıl parlıyor görüyor musun? Gerçekten ucuz malzeme ile iyi işçilik birleşiyor. Eyvallah abi sağ olasın. Evet arkadaşlar nasıl yaptırmak parlıyor görüyorsunuz. Yaptırmak isteyen arkadaşlara. Evet arkadaşlar yorum kısmında Ahmet'in telefonunu bırakacağım. Yaptırmak isteyenler. Ahmet ücretsiz yapacakmış Osim'e gelenleri. o güzel bir anekdot oldu. Tamam doğru. Ücretsiz olan arkadaşlar tavsiye ettim. Sorun yok. Buyurun. Senin gelen. Canın sağ olsun Ahmet. Ay başını bekle hemen vereyim kardeşim.
Yok, işlemi de o zaman ay başında yapalım kardeşim. Eyvallah kardeşim. Dediklerini sağlayalım. Evet, Ahmet ustamız gerçekten güzel yaptı. Arkadaşlar, günümüz teknoloji çağı, her şeyi kendiniz yapabilirsiniz. YouTube'da bezimizi her şey var. Bezimizi alabilir miyim? Tabii ki beyefendi. Hemen bezimizi verelim. Sarı bez. Arkadaşlar, bu işte olmazsa olmaz sarı bez. En ucuzu yine. Tolga'cım, 9.5 numara oldu. Abi aynen. Şey, bu ağacın üstünden akan lekeler vardı ya, nokta nokta. Yıkadım, yine benek benek kalmıştı, pastacılayla gitti onlar da bak. Bak şuralarda hep nokta nokta vardı abi, şuralarda. Gerçekten pastacıya kiri götürüyormuş. Şimdi cilamı götürüyorum. Ahmet, sana bir çikolata ısmarlayacağım. Ahmet, hakikaten bir tarafı cilam sürebilir mi? Tarafı, tarafı soğuk alıyor, geri bakıyor. Evet. Ben az sürmüştüm, Ahmet'ciğim oraya yedirdi sağ tarafa, iyi oldu abi. Gel buraya, yukarıda rüzgarımla geliyoruz. Eyvallah. Geçti mi? Geçti. Buradan tam belli olmuyor. Yok, geçti geçti. Ya inanın, bak şu an seni çektiğim banttan daha belli olmuyor. Evet evet, bak buradan bakınca belli oluyor kardeşim, aynı. İkiye bölündü, bak belli oluyor. Bir gün arabanı bırakabilirsin, ben Adana'ya yapayım, bana yoluk izninden de ver. Adana. Biraz pahalıya mal oldu ha? Ahmet, sen kaç istiyorsun? 300 mü 500 mü? Yok ya, yoluk izninden ver zaten, 2 günde ben sana cirlok gibi çıkarttım. Seni bitirdim Ahmet, seneye inşallah. O zaman seneye görüşmek dileğiyle azizim. İnşallah kardeşim. Arkadaşlar. Çizdiğim cilamızı atabilirsiniz. Evet, cilamızı atıyoruz şu an. Ama bu arada maskeniz nerede? Maske, bu sanayide olduğumuz için maske falan, maskeye karıştırma Ahmet, ceza mı yetecek bize? Ahmetciğim, şunu diğer tarafıyla atsak olur değil mi? Yok, ona değil. Getir getir, sünger de ben vereyim, gel. Sen ne adamsın lan. Adamı değil. Gel bu tarafa da benim cilayla atalım. Seninki ne renkmiş, ona bir bakayım. Ahmet, benim arabaya cila atmadın mı? Nasıl? Ben kapıya cila atmadım. Abi şimdi YouTube'u. Ahmet, o da yeşil bak. Ama benimki biraz, evet, seninki sıvı, krem, seninki krem renginde, evet, benimki seninki biraz katı. Wow. Evet arkadaşlar, bunu gösterelim Dion'un. Ahmet, bu ne kadardı? O bedava geldi. Evet arkadaşlar, 80 liranın yanına bu da bedava gelmiş. Dion'un cilası 200 milim. Tabii ki şaka. Bu da parayla arkadaşlar. Ahmet ucuz almış demek ki söylemiyor. Ya işte ikisi 110 liraya geldi arkadaşlar. Tuğrul abi de sana cila atmadı ha. Yine pasta yordu ki. Peki abi, pasta atıp cila atmasan ne olur? Ya bu tıraş sonrası şey gibi düşün. Bu korumaz. He. O yaptığın işlemi korumuyorsun. Öyle düşün. He. O zaman hemen koruma 6 ay ise 3 aya mı düşer? Hiç korumuyorsun. Hiç korumaz. Hiç korumaz. Cila bunun olmazsa olmaz ha. Arkadaşlar, cila olmazsa olmaz, duydunuz. O pasta yaptığın yere cila yatmazsan açık yara gibi düşün. He. Merhemi sürmüyorsun yani. Yani. Hasta arkadaşlar, arkasına cila. Dediğim gibi, kas kuvvetli arkadaşlarınızı çağırın. Ben yoruldum. Ahmetciğim imdadıma koş, sağ olsun. Bu da neyi miydi abi? Ne kadar azaldı, evet. Evet. Evet arkadaşlar, gerçekten 10 numara 5 yıldız oldu. Kuvvet istiyor. Evet Ahmet, sık kol, kasını sık. Arkadaşlar şöyle bakıyoruz, bakın. Şöyle bakın, arabanın üstündeki o ağaç nokta nokta lekeler gitti. Biraz güç kuvvet istiyor gerçekten. Pastayı iyi yapmanız lazım, iyice yedirmeniz lazım, korkmayın. Kademeli olarak yapın. Cila, arkasına da cila, yine o da kademeli olacak ama bastırarak yapın arkadaşlar. Bastırmazsanız lekeler çıkmıyor. Şu an gerçekten parladı.